Merhabalar, saatlerimiz de 12'yi gösteriyor ve Bedrican'la hemen bir bağlantı yaparak gün ortasına başlayalım. Niye? Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda öğrencilere PCR testi yapılması ile ilgili bir bilgi verdi. Rastgele PCR testi diye başlamıştı ama Bakan Koca PCR testi için mutlaka veliden izin alınacağını söylüyor. Şimdi bir çocuğun annesi ya da babası izin verirse ya da velisi kimse, o test sadece boğazdan örnek alınarak yapılacak. Ama Sayın Bakan başka şeyler de söyledi. Şimdi okullar açıldı, işte birkaç hafta oldu, okullardaki önlemleri konuşuyoruz. Yeterli mi değil mi? Covid masaları kuruyoruz burada. Ama başka önlemler de planlanıyor. Bunu biliyoruz. Şimdi Bedrican Özbey karşımızda, Ankara'dan, başkentten. Bedrican önce merhaba diyelim. Bedrican, Sayın Bakan'ın başka neler söylediğini bize anlatsın. Ardından da Mehmet Ceyhan Hocama gideceğim. Ve Mehmet Ceyhan Hocama soracağım. Önemli. Çünkü Mehmet Ceyhan Hocam bu işin piri. Hem Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı hem de çocuk uzmanı, bu anlamda çocuk hastalıkları noktasında aşıları soracağız, önlemleri soracağız. Ama önce Bedrican'la başlıyoruz. Hülya Kenek, dilerseniz önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yapılan bilim kurulu toplantısının ardından öğrencilerde uygulanması planlanan PCR testiyle ilgili açıklamasını hemen hatırlatalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onay formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır ifadelerini kullanmıştı. Bilindiği üzere PCR testlerinde iki sürüntü örneği alınıyordu ki o örneklerden birisi burun yolundan, diğeri de boğaz yolundan alınıyordu. Ancak Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamayla birlikte eğer veli öğrencisinden, yani çocuğundan test için numune alınmasını onaylarsa sürüntü örneği yalnızca boğazdan alınacak. Bununla ilgili de hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde bir araya gelerek pilot okulları belirlemeleri ve bu onay formunun üstünde çalışması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine okullarda yüz yüze eğitime açık kalmasının en büyük öncelikleri olduğunu dün ifade etmişti. İlk haftayı tamamlıyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde okullarda eğitim ara verilmeden bazı sınıflar haricinde vaka görülmediğini belirtmişti. Alınan tedbirlerle ilgili bilgi paylaşmıştı. Bir diğer iddia ise okullarla ilgili sınıf sayılarının daha seyrek bir hale getirilmesi için bazı çalışmaların üzerinde hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem de Sağlık Bakanlığı'nın çalıştığı yönünde, ki o iddiayı da hemen söyleyelim. O iddia okullarda tam dönem değil, sabahçı ve öğleci olmak üzere ikiye ayrılarak eğitime devam edilmesi planlanıyor. Bunda da kararın İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bırakılması, ildeki vaka sayılarına göre öğrencilerin hem sabahçı ya da öğleci olarak okullarına giderek eğitim almalarını sağlanması planlanıyor. Mevcut sayının daha aşağıya düşürülmesi için bir diğer görüşülecek olan konuysa, gene bunun altını çizmek istiyorum, bunlar bir iddiadır. Hafta sonu da yine eğitimlere devam edilmesi, yani haftanın 5 günü değil, hem sınıf sayılarının azaltılması hem de öğrencilerin daha az aynı ortamda bir araya gelmesi için derslerin haftanın 5 günü yerine 7 gününe yayılması da görüşülmesi beklenen konular arasında. Ancak bir kez daha ifade edelim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğrencilerden rastgele PCR testinden örnek alınması için aile izni olmadan kesinlikle bir PCR testi için örnek alınmayacağını vurguladı, altını çizdi. Ailenin onaylaması durumundaysa öğrenciden yalnızca boğazdan örnek alınarak PCR testinin yapılacağını belirtti diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a size bırakalım. Hülya Ökenek. Şimdi Bedrican, ben senin bir taraftan dinlerken Sayın Bakan'ın anlattıklarını ve o başlıkları, zira bir taraftan sosyal medyadayım. Niye? Hem tepkilere bakıyorum, hem de vaka önlemleri yeterli mi diye biz bir soru sorduk. Sosyal medyada da bu çok konuşuluyor. Ve Sayın Mehmet Ceyhan'ın da özellikle, bir görebilir miyim Sayın Ceyhan'ı? Sosyal medya hesabından, hocam aktifte olduğunuzu biliyorum. Sürekli takip ediyorum, birçok insan gibi, binlerce insan gibi. Son olarak bu mevzuyla ilgili neler yazdığınızı da özellikle merak ettim. Akılda
kalması adına da bir kere daha böyle double check yaptım. Şimdi PCR testi için veli iznini sadece boğazdan örnek almanı yeterli olup olmayacağını, aynı zamanda okullarda aşısızlar için PCR testi zorunluluğunun haftada iki keze çıkarılmasının etkileri aslında sizinle konuşmak istediğimiz. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan sağ olsun sık sık konuğum olur. Hem akşam enine boyuna yayınlarında hem de gün ortasında. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim, çok şükürüm. Şimdi hocam bugün geldiğimiz noktada bakıyorum bir taraftan. Siz Amerika'dan örnekler veriyorsunuz. Dünyada birçok ülkeden örnekler veriyorsunuz. Türkiye ile zaman zaman karşılaştırıyorsunuz. Okullarda maksimum önlemler alarak öğrenci sayısını azaltıp sınıfları farklı saatlerde başlatarak çocuklarımıza maske takmayı öğreterek online eğitimi de devam ettirerek yüz yüze eğitimi de devam ettirmeliyiz. Ama yüz yüze eğitimi devam ettirirken bir taraftan çok ciddi anlamda önlemleri almalıyız. Eğer biz bu önlemleri almazsak ileride başka şeylerle karşılaşabiliriz. Okulları mutlaka açmalıyız. Eğitim olmazsa olmaz. Ve eğitim noktasında bir sıkıntı yaşarsak bir yıl daha, iki yıl daha önümüzde böyle bir süreç yaşarsak bunun telafisi olmaz. Ama çok daha ciddi sorunlarla karşılaşmamak için ciddi önlemler almalıyız diyen bir profesörsünüz. Başından beri eğitim olmazsa olmaz ama önlem, önlem, önlem. Peki bunlar yeterli mi? Şimdi Hülya Hanım, aslında bu bizim bütün söylediğimiz şuydu. Şimdi ortaya çıkıp da işte biraz önce arkadaşımızın anlattığı tedbirlerin biz başlamadan yapılmasını önerdik. Değil mi? Hepsi buydu. Tabii. Yani sınıf sayılarının azaltılması, sınıfların işte aynı saatte başlatılmaması, gerekirse eğitimin yayılması, bunlar aşılanma madem öğretmenlere zorunlu hale getirildi, bu karar açıklandıktan 6 hafta sonra okulların açılması gibi önlemler söyledik. Evet. Ve şimdi maalesef bir grup işte açıkçası devletin de aklını çeldi. Yok işte okullardan hastalık bulaşmaz, yok bu işte çocuklarda zaten ciddi hastalık yapmaz gibi tamamen yanlış söylemlerle. İnsanlar da bir tarafa eğer meyletmişse, mesela okullar bir an önce açmak istiyorsa bunları hemen kendine destek sayıp böyle bir yola girdiler. Dünyanın birçok ülkesinde zaten bu iş çok tartışılan, işte önlemleri tartışılan bir olay. Ama ben hep şunu söyledim. Şimdi biz de bir rehber hazırladık. Amerika Birleşik Devletleri'nde rehberi var, Avrupa Birliği'nde rehberi var. Ama bizim rehberin şöyle bir farklılığı var. Bizdeki bütün işte bu sınıflardaki eğitim ara verilmesi gibi tedbirler hep işte sınıfta bir tane belirtili öğrenci çıkarsa ve ona da test önermiyor, İşte eğitime devam edilecek. Sınıfta iki tane belirtili öğrenci olursa sınıfta eğitime işte ara verilir. Ara verilir. Şimdi, fakat bu şöyle olsaydı oldukça etkili olurdu. Eğer çocuklar %100 belirti göstererek seyretseydi çok etkili olurdu. Ama çocukların sadece %10'u belirti veriyor. Şimdi bu bir. Bu bir defa biz bu tedbirle sadece %10'unu yakalayabileceğiz anlamına gelir ki. İşte bir çocuk diyelim belirti verdi sınıfta, o çocuk da o anda 9 tane belirtisiz ama virüsü bulunduran çocuk olabilir demek. Evet. İkincisi de geçen seneki gibi değil. Bu sene yaşıyoruz. Kendi hastanelerimizde, polikliniklerimizde çok ciddi sayıda diğer virüslerde artış var. Diğer özellikle virüslerden benzer tabloyu yapan işte rinovirüs, RSV dediğimiz bizim başka bu koronavirüsün 60 yıldır görülen ve çok hafif tablo yapan tipleri gibi bu virüsler geçen sene neredeyse hiç yoktu. Grip de sadece bütün Türkiye'de bir vaka görüldü. Ama bu sene bir baktık ki aynen pandemi öncesi dönemindeki kadar en az bu şekilde vakalar geliyor. Çünkü artık maske önlemleri geçen sene kadar sık alınmıyor. İşte sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Kalabalıklar tamamen serbest bırakıldı. İşte bizim hep bu tartışmayı biliyorsunuz. İnsan aşılı da olsa bulaştırabilir üzerinden giderseniz. Hani iki aşısı olan işte istediği kalabalığa girebiliyor. Bunlar toplumda yani
siz sadece sınıfta aldığınız ya da okulda aldığınız önlemlerle okuldaki bulaşmayı engelleyemezsiniz. Öncelikle toplumda engellemeniz lazım. Bu vaka sayısını biraz düşürmeniz lazım. Şu anda çok yüksek. Yani vaka sayısı anda, çok yüksek tabii. Yoğun bakımlar yine anda, kritik, vaka sayısı yüksek. Yani ölüm oranları çok fazla. Yani gün geçtikçe artıyor. Yani siz yetişkinlerle ilgili bilgileri programlarda her gün veriyorsunuz. Ben çocuklarla ilgili durumu söyleyeyim. Şu anda bizim çocuk COVID servisimiz de olmuş durumda. Yani bir hasta bile alabilecek durumda değiliz. Bir de bunun yanında mesela çocuk şeker hastalığı var. Hastaneye yatıyor. Tabii. Ameliyat olmak için yatıyor ve çok yüksek oranda bunlarda PCR pozitif çıkıyor. Şimdi bakanlığın dün açıkladığı duruma gelince boğazdan PCR alırsanız biliyoruz ki biz virüs çoğunlukla burunda. Ağızda daha az bulunabiliyor. Bir defa bu açıdan bir kaybınız olacak. Çünkü bilmiyoruz, böyle bir çalışma yok. Ağızdan alınca yüzde kaç vakada gösteriyor bunu diye. Şimdi bir oradan kaybınız olacak. Sadece ağızda. İkincisi rastgeleleğiniz kaybolacak. Aileden tabii izin almak zorundasınız ama o durumda da ben size söyleyeyim. Genellikle izin veren aileler daha bilinçli. Bu işi işte daha dikkatli takip eden, hastalıktan korkan, dolayısıyla daha çok tedbir alan ailelerin çocuklarına bakacaksınız ve olduğundan düşük çıkacak rakam. Ya. Yani bu şekilde bir işte tarama testi yapmanın da size verebileceği çok fazla bir şey yok. Bunu bir de tekrarlamadıkça tarama testi yapmanın bir anlamı. Ya hocam bir şey söyleyeceğim. O kadar önemli bir şey söylüyorsunuz ki bırakın boğazdan mı PCR testi yapılacak, burundan mı alınacak bu sürüntü, bunları bırakın. O kadar çok mesaj geliyor ki okulların temizliği, havalandırması, sınıflardaki ortam, çocuk sayısı, öğrenci sayısı. Yani bu konuda böyle bir çok ciddi bir denetim gerekli. Yani böyle pilot... İşte 100 tane okul seçmişiz atıyorum. Yani evet. Türkiye genelinde o pilot 100 okul üzerinden bir çıkarsama yapmak doğru değil ki. O yüzden okullar deyince yani bu ülkenin güneydoğusu var. Bu ülkenin Karadeniz'i var. Bu ülkenin Anadolu'su var. Yani her yer var. Sadece İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ibaret değil ki Türkiye. Ya da Adana'dan, Malatya'dan, Urfa'dan ibaret değil ki. O yüzden oradan bakalım. Yani maksimum önlem gerek gerçekten çocuklar için. Çocuklar özelinde konuşalım istiyoruz. Çünkü biz eğitim olmazsa olmaz diyenlerdeniz. Çünkü biz okulların açılmasını isteyenlerdeniz. Çünkü biz bunun ısrarcısı olanlardanız. Yani ben şahsım adına gazeteci olarak ve kurumsal duruş olarak da elbette eğitim olmadan olmaz. Yani bu çok önemli, çok belirleyici. Keza siz de öyle. Başından beri söylüyorsunuz. Ama diyorsunuz ki önlem. O yüzden bu önlemler ne kadar yeterli? Şimdi bir boğazdan alınan bir sürüntüden bahsediyoruz. Aslında bu en kolayı. Ve kolay olan da ne yazık ki burada ihtimal açısından, yüzde açısından bakılınca en veri olarak zayıf veri herhalde. Sizin de dediğiniz bu galiba. Ne olacak? Evet. Nereye varır bu işin sonu? Şimdi Hülya Hanım bir defa hızlı... Tanı testlerini almadıkça ve kullanmadıkça PCR'da tarama testi yapamazsınız. Çünkü tarama testini bugün yaptınız. Ne verecek size? Bunu her hafta tekrarlamanız lazım ki artıyor mu, azalıyor mu, okul riski mi, değil mi size bilgi versin. Tabii. Bir sefer bakarak bir şey, size çok fazla bir şey vermeyecek. O yüzden yani böyle bir açıklama da yok. Dolayısıyla benim... Gördüğümde zaten ailelerin teste karşı çıktığı yok. Testin tekniğine karşı tekniğine, çıktığı tabii. Yani canı yanacak çocuğun falan diye. Çünkü kendisi aldırmış mesela veli. Onu bildiği için böyle bir işte çocuğuna kıyamıyor. Bunu halbuki her hafta bütün çocuklara yapan ülkeler var. Onlar hızlı tanı testi kullanıyor. Bir damla tükürükte ya da çocuğun ağzına bir stik dediğimiz bir İşte çubuğu değdiriyorlar diline. Oradaki renk değişikliğine bakarak söylüyorlar. Mesela şimdi mesajlar geliyor. İşte beden eğitimi dersleri var. Maske ile yapılan beden eğitimi dersleri. Şimdi nasıl olacak bu? Mesela bu tarz mesajlar geliyor. Bir diğer taraftan da okulların aslında her şeyden öte sınıflar 40 kişilik. Yani Sayın Ceyhan'a da soralım lütfen.
Ve okulların fiziki şartları, çoğu fiziki şartları, çoğu okullarımızın çok da olumsuz. Evet. Buradan bakarak ki öğretmenler de var mesaj atanlarda. Bilmiyorum hocam. Şimdi Hülya Hanım bir defa mesela birçok şeyde rehberdi. Beden eğitimi derslerinin evlerde işte öğretmenin önerisiyle yapılmasını öneriyor. Tabii. Çünkü beden eğitimi dersleri gerçekten efor sarf edince bulaş çok ciddi şekilde artıyor. Tabii. Küçük çocuğu nasıl engelleyeceksiniz? Yani 2 metre mesafede yaptıracaksınız. O yüzden şimdi evet eğitimi mutlaka bu sene sürdürebilmemiz lazım. Ama sürdürebilmek için de bir, toplumdan fedakarlık edeceğiz. Yani topluma kısıtlama ve bazı bireysel önlemleri yaptıracağız ki o eve çocuk gittiğinde daha fazla virüse karşılaşmasın. Mesela Amerika'da işte bir şey olmaz denilen şey şu. Temmuz'da 72 binken haftalık çocuk pozitif sayısı bu okulların açılmasından sonra bir haftada 273 bine yükseldi. Evet yazmışsınız evet, onu paylaşmışsınız da gerçekten dikkatimi yani çekti. Yani şunu kabul edeceğiz. Evet eğitim mutlaka yapılacak ama çocuklara hastalık bulaşır da, çocuklar hastalığı bulaştırır da. Evet okul eğer işte yetişkinlerin düğün törenlerini işte bilmem parti mitinglerini falan peki kıyaslarsanız okul daha güvenli. Çok doğru. Ama gene de bulaş var. Bu bulaşı minimuma indirmek için fiziki şartları düzelteceksiniz. Mesafeyi ona göre ayarlayacaksınız. Birçok veliden gelen şikayet şu mesela, servislere şoför bulunamadığı için. Çünkü o geçen sene bırakmış o işi, işte köyüne dönmüş örneğin. Bulunamadığı için hepsini birleştirip kalabalık bir otobüsle ya da minibüsle götürüyorlar okula. Evet. Bunlar için bir tedbir bulunmadı. İşte bakalım göreceğiz hocam neyle karşılaşacağız bir süre sonrası evet için göreceğiz vaka sayısı, ölüm oranları ne yazık ki. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Enfeksiyon evet Hastalıkları evet Derneği Başkanı. Sağ olun hocam gün ortasında sizinle açılış yaptık, konuşmak istedik. Çünkü bu PCR meselesi önemli. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada önemliydi. Bilgiler verdi. O bilgileri de İşin uzmanı nasıl değerlendiriyor diye Mehmet Ceyhan hocama sorduk.